Herkese merhaba, ben Aylin Atener, 10. sınıf öğrencisiyim. Biliyorsunuz ki LGS'ye çok az bir zaman kaldı. O yüzden biz de arkadaşlarım İcel ve Berfin'le birlikte tekrardan Songuç Akademi'de sizlerleyiz. Bugün sizler için sizlerin en çok sorduğu LGS ile alakalı sorularınızı cevaplayacağız. İsterseniz hemen arkadaşım İcel'le başlayalım. Teşekkürler Almina. Bilmeyen arkadaşlar için ben şu anda 9. sınıf öğrencisiyim. Geçen yıl benim de başımdan bir LGS geçti. Öncelikle isterseniz günde kaç saat ders çalışılmalı bununla başlayayım. Bence günde kaç saat ders çalışmalı mevzusu kişinin kendi kararına bağlı olarak değişebilen bir şey. Bence kaç saatten ziyade bu noktada ne kadar sürede verim alıyorum kısmına bakılmalı. Kimisi yarım saat üzerinde yaptığı konu tekrardan çok iyi verim alır. Kimisi bir saat içerisinde yaptığı konu tekrardan aşırı yüksek bir verim alır. Bu dediğim gibi değişkenlik gösterilebilecek bir şey. Ama sonuç olarak siz birer LGS öğrencilerisiniz ve işi biraz daha sıkı tutmanız gerekiyor. Gerekirse aralarda ara vererek ama verimli olduğunuz saatlerde ders çalışırsanız ve en az böyle 1,5-2 saat ders çalışma sürenizi tutarsanız bence hem verim alırsınız, hem ders çalışma sürenizi çok uzun tutmazsınız, hem bunalmazsınız, hem belki de yapmak istediğiniz başka aktiviteler vardır ve onlara da zaman ayırabilirsiniz. Ben de şimdi sözü arkadaşım Berfin'e vereyim. Herkese merhaba, ben de 10. sınıf öğrencisiyim fakat LGS'yi dün gibi hatırlıyorum ve bu süreçte yaşamış olduğunuz stresi de çok iyi anlayabiliyorum. Bu dönemde yaşamış olduğumuz en büyük problemlerden bir tanesi de okuldan yorgun argın eve geliyoruz ve masa başına oturup ders çalışmak işkence gibi geliyor. Peki bu durumda ne yapacağız? Açıkçası 10. sınıf olmama rağmen bu sorunu ben çok yoğun bir şekilde yaşıyorum ve bu gibi durumlarda kendime bir sistem oturttum. Çalışma ödül sistemi. Kısacası bu sistemden biraz sizlere bahsedeceğim. Öncelikle çalışmanız gereken bütün konuları hedefler listesi oluşturarak yazıyorsunuz. Yani gün içerisindeki planınızı ayarlamış oluyorsunuz. Planınızı tamamladığınız takdirde kendinize bir ödül belirliyorsunuz ve o ödülü bütün planı bitirdikten sonra alıyorsunuz. Çok güzel bir sistem. Bu sistem sayesinde hem yapmanız gerekenleri yapıyorsunuz hem de kendinize güzel bir ödül vermiş oluyorsunuz. Tabii ki sadece ödül için çalışmak gerekmiyor. Çalışmanın ucunda hedeflerinize ulaşacağınızı düşündüğünüzde de gayet kolaylıkla masa başına oturup ders çalışabilirsiniz. Hedeflerinizi çok iyi belirleyip masanıza yapıştırabilirsiniz ve her gördüğünüzde kendi motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Ödül sisteminin en önemli özelliklerinden bir tanesi de yapmanız gerekenleri daha kısa süre içerisinde bitiriyorsunuz. Fakat kısa süre içerisinde bitirmeniz verimli çalışmayacağınız anlamına da gelmiyor. LGS'ye hazırlanırken en çok gıcık eden durumlardan bir tanesi de okulda konuyu anlıyorsunuz fakat soru çözmeye gelince olmuyor. Peki bu durumda ne yapacağız? Bu 8. sınıfta benim de çok yaşadığım bir problemdi. Okulda öğretmen anlatınca anlıyordum. Hatta soruları da çok rahatlıkla çözebiliyordum. Fakat eve geldiğimde bir tıkanıyordum. Bunu şu şekilde aşabilirsiniz. Öncelikle eve geldiğiniz anda işlediğiniz konuları tekrar etmekle birlikte öğretmeninizin çözdüğü soruları da kendiniz çözmeye çalışmanız gerekiyor. Böyle yaparak konuyu biraz daha oturtmuş oluyorsunuz. Daha sonrasında özellikle Songuç Akademi'nin kanalında bulundurduğu videolardan da yararlanabilirsiniz ki tekrardan konu kafanıza iyice işlesin. Daha sonrasında test kaynaklarının da zorluk derecesine dikkat ederek bence soru çözmeniz gerekiyor. En başta çok zor bir kaynakla başladığınız takdirde elbette ki soruyu çözemezsiniz ve bununla birlikte moraliniz de bozulacaktır. O yüzden kolaylık seviyesine göre kaynakları tercih etmenizi ve konuyu iyice tekrar etmenizi önereceğim. Yine sizlerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de sosyal medyada zaman geçirmek ya da dizi izlemek derslerimizi olumsuz etkiler mi? Buna ben cevap vermek istiyorum Aymen'e. Çünkü ben gerçekten dizi izlemeyi çok seviyorum. Geçen sene de çok seviyordum ve sürekli böyle yeni bir şeylere başlamak istiyordum. Bence bunların sınırını bildiğimiz sürece, planlı olduğumuz sürece dizi izlemek veya başka aktiviteler yapmak bunlar bizim ders çalışmamızı etkilemez, olumsuz etkilemez. Hem bence birazcık tabii ki de yine dediğim gibi en baştan dediğim gibi sınırınızı bilerek izlerseniz yani bir belirli bir süre koyarak izlerseniz her şeyi tadında ve yerinde bırakırsanız ders çalışmanızı olumsuz etkilemek yerine sizi böyle ders çalışmaktan biraz alıp normal dünyadan biraz alıp farklı bir dünyaya götürür ve bence bu size birazcık daha zevk verir ve sizi motive edebilir. Bilmiyorum, beni hep çünkü motive ediyordum. Dizi izlemek, yeni bir kitaba başlamak, yeni bir diziye başlamak. Çok fazla kendinizi kaptırırsanız çünkü ben de biliyorum dizi izleyince böyle direkt bitirmek istiyorsunuz. Bütün sezonlarını aralıksız bir şekilde izlemek istiyorsunuz. Yani resmen bağımlılık derecesine geliyorsanız kesinlikle bu sizi olumsuz etkiler. Mutlaka burada kendinize bir dur deyin. Bir şekilde kendinizi engelleyin. Aynı zamanda bu kitap okumak için de geçerli olabilir. Aslında bence burada biraz da asıl iş dersi programlı yapmaktan geçiyor.
geçiyor. İlk soruda da öyle, ikinci soruda da öyle. Kendinize hem eğlenecek vakit hem de verimli ders çalışabilecek vakit ayırırsanız ve bu ikisini dengede tutabilirseniz bu yıl sizin için eminim çok rahat ve çok kolay geçecektir ve hiç zorlanmayacaksınızdır. Peki son aylarda deneme netleriniz hiç artmıyorsa, hatta düşüyorsa ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle panik yapmayın. Önünüzde hala zamanınız var. Bu dönemde bol bol deneme çözerek netlerinizi kolaylıkla artırabilirsiniz. Ben özellikle haftada en az 2 deneme çözmeye özen gösteriyordum ve netlerim arttıkça motivasyonum da artıyordu. Size şimdi 2 madde önereceğim. Birincisi eksiklerinizi kapatmanız, ikincisi hatalarınızı bulmanız. Her iki madde aslında birbiriyle bütün ve birbirini tamamlıyor. Kendinize bir çizelge hazırlayabilirsiniz ve bu çizelge haftalık veya aylık da olabilir. İçerisine çözdüğünüz denemelerdeki netlerinizi yazabilirsiniz. Doğru yanlış olarak tabii ki. Yanlışlarınızın hangi konularda olduğunu araştırmalısınız. O konularla alakalı test çözebilirsiniz. YouTube'dan video izleyebilirsiniz. Konu çalışmaları yapabilirsiniz. Eksiğinizi bu şekilde kapatabilirsiniz. Çözdüğünüz denemelerdeki yanlışlarınızı mutlaka hocalarınızla paylaşın ki bir daha yapmayın. Aynı zamanda eğer deneme netleriniz artmıyor diye motivasyon düşüklüğü yaşıyorsanız bunu da bir kenara bırakın ve sadece hedeflerinize odaklanın. Ne kadar soru çözerseniz sizin adınıza o kadar iyi olacak, emin olun. Son olarak matematiği bir türlü çözemiyorum, ne yapsam olmuyor diyen arkadaşlarımız var. Bunun için de Alvin Hanım bir önerisi var. Matematiğe sadece işlemsel olarak bakmamak gerekiyor. Özellikle LGS gibi bir sınavda işlemden ziyade sizin anlama kapasitenizi ölçüyorlar. Bundan kastım mantık muhakeme sorularını ne kadar iyi yapabiliyorsunuz, bildiklerinizi ne kadar iyi hayata geçirebiliyorsunuz ya da elde ettiğiniz bilgilerle ne kadar daha ileriye gidebiliyorsunuz şeklinde sorular sizlerle buluşuyor. Bunun için de sadece matematik çalışmak yeterli olmuyor. Benim sizlere tavsiyem kesinlikle kitap okumanız olacaktır. Bu aslında sadece matematikte değil, hemen hemen her ders için geçerli. Çünkü ben LGS'de iyi bir puan elde edebildiysem bunu tamamen kitap okumama borçluyum. Soruları çok daha iyi anlamanızı sağlıyor. Aynı şekilde çok hızlı bir şekilde kavradığınız soruları çok hızlı bir şekilde çözebiliyorsunuz. Size hem zaman kazandırıyor hem de dediğim gibi soruları çok daha iyi çözebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda benim kanalımda da matematik için bir video var. O videoyu da göz atabilirsiniz. Yine tekrardan şunu da söylemeliyim ki ben LGS zamanımda özellikle Tonguç Akademi'nin yayınladığı mantık muhakeme sorularından çok fazla yararlanmıştım. Normal test kitaplarındaki sorulardan ziyade biraz daha mantık muhakeme çözmeye dikkat ederseniz eminim ki LGS sizin için çok korkulu bir rüya olmayacaktır. Ben istediğinizde başarabileceğinize gönülden inanıyorum. Ne kadar moraliniz bozulursa bozulsun asla pes etmeyin. Ve unutmayın ki başarınızın büyüklüğünü inancınızın büyüklüğü belirler.